Şimdi arkadaşlar gelin hücrenin yaşam döngüsü üzerine sizinle biraz konuşalım. Özellikle hücrenin yaşam döngüsündeki interfaz evresi hakkında konuşacağız. İlerleyen dakikalarda göreceğimiz üzere interfaz bir hücrenin yaşamının büyük çoğunluğunu geçirdiği evredir. Hadi hücre yaşamının evrelerini gösteren bir zaman çizelgesi yapalım birlikte. Diyelim ki bu yeni bir hücre olsun ve interfazdan geçecek, tamam mı? zaman göstergesini bir çember gibi çiziyorum. Bu çizdiğimin hepsi arkadaşlar interfaz evresi. Başlangıçtan bir süre sonra hücre bölünmeye hazır olacak ve mitoz evresine geçecek. Mitoz, çekirdeğin çoğalıp iki ayrı çekirdek oluşturmasına verilen isim ve çekirdek bölünmesi hücre bölünmesi için gerekli bir aşama. İşte burada yeşil olarak çizdiğim kısım mitoz evresi. Gördüğünüz üzere bir hücre yaşamının büyük çoğunluğunu interfaz e, evresi oluşturuyor. E, hücre olarak yani bir hücre yaşamının büyük ço e, çoğunluğunu bu evrede interfazda geçiriyor. Hücre olarak yaşıyor, büyüyor, protein üretiyor, sahip olduğu diğer işlevleri de yerine getiriyor. Mitoz ise hücre yaşamının kısa ama oldukça ilginç bir bölümü. Gördüğünüz gibi çok daha kısa bir evre ama aynı zamanda hücrenin çoğalması için de gerekli bir evre, mitoz. Ancak bu videoda biz daha önce söylediğim gibi interfaz konusu üzerinde duracağız. Anlatmaya e, öncelikle bir hücre çizerek başlamak istiyorum, izin verirseniz. Zaman kazanmak için daha önceden çizmiş olduğumuz hücre çekirdeğini buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Diyelim ki bu bir hücre. Tamam, kötü çizdim biliyorum ama diyelim ki bu bir hücre. Hücre zarını yeşil olarak çiziyorum. Bu zarın içinde hücre sıvısı yani stoplazma. Stoplazma var. Turuncu renkteki de çekirdeği çevreleyen çekirdek zarı ve içinde de DNA'mız duruyor. DNA'yı veya kromozomları burada çizdiğim gibi kısa ve sarmalanmış durumda göstermeye alışkın olabilirsiniz. Buraya pembe renkli başka bir kromozom daha çiziyorum ama interfaz evresinde kromozomlar sarmalanmamış e, dur, e, olduğu için e, onu e, sarmalanmamış şekilde göstermemiz lazım. Yani sarmalanmış durumda değiller henüz. Bu yüzden basit bir ışık mikroskobuyla baktığınızda bile onu rahatça görebilirsiniz. Hatta hücre yaşamının büyük bir kısmında kromozomlar sarmalanmamış, tamamen serbest bir durumda bulunurlar. Buna da kromatin formu denir. Kromatin formundalar. Tamam mı? Az önce söylediğimi unutun. Aslında basit bir ışık mikroskobuyla görülmeleri e, o kadar kolay değil. Evet, hepsi serbest halde ve elimizde proteinlerle karışık DNA var. Burada çekirdeğin yanında çizdiğim başka bir şey daha var. Geri kalanları daha çizmedim ama burada pembe renkle çizdiğim şey sentrozom adında bir organel. Sentrozomu çiziyorum çünkü mitoz evresine geçtiğimizde işimize yarayacak. Şimdi diploid sayıda kromozomu olan bir insan hücresinin bakın Üreme hücrelerinden bahsetmiyoruz. Somatik bir hücrenin 46 tane kromozomu olması gerekmez mi? Evet. Ama siz sadece iki tanesini çizdiniz diye soruyor olabilirsiniz. Evet doğru, sadece iki kromozom çizdim. Neden? Kolaylık olsun diye. Bunun çok daha ilkel, sadece iki kromozomu olan bir organizmanın hücresi olduğunu varsayarak hareket edelim, tamam mı? Neyse, şimdi bu yeni hücre zamanla büyüyecek, çevresinden besin alacak ve büyümeye devam edecek. Şimdi bu burada bir dursun. Bu büyümüş hücrenin çekirdeğini ve sentrozomunu da buraya çizelim. Hücrenin sadece büyüdüğü bu evreye G1 evresi diyoruz. Aslında yeşili çok kullandım ben. Farklı bir renk kullanayım. Öyle çizeyim. Evet, G1 evresi. Zaman göstergemizde de şöyle gösterebiliriz. Farklı hücreler G1 evresinde farklı sürelerde kalabilir tahmin ettiğiniz üzere bu hücre bir ara DNA tarafından kodlanan bilgiyi de kopyalayacak ve bu olay aslında mitoz evresinden önce gerçekleşir. Hadi onu da gösterelim. Bu güzel, sağlıklı büyüyen hücre için çekirdeği, sentrozomu ve hücre zarını tekrar çiziyorum. Şimdi bu hücrenin DNA'sı kopyalanacak ve hücrede bir yerine iki tane DNA olacak. Çekirdeğin içindeki o pembe kromozomu buraya dikkatlice çiziyorum. Unutmayın, kromozom sarmalanmamış durumda. Kromozom çoğalacağı zaman DNA'sını kopyalayacak. Ve tabii burada çizdiğimden çok 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 daha fazla DNA var. Bu kromozom kopyalanmadan önce de bir kromozomdu. Genetik bilgisini kopyaladıktan sonra da bir kromozom. Daha anlaşılı bir şekilde tekrar çiziyorum. Şimdi burada bir kromozom var. İşte buradaki kromozom genetik bilgisini kopyaladıktan sonra da bir kromozom. Peki bu ortaya çıkan iki kopyaya biz ne isim vereceğiz? Bu iki kopyanın her birini arkadaşlar kromatit deniyor. Kromatit. Bu ikisi kardeş kromatitler. Evet şuraya yazalım. Kardeş kromatitler. Buradaki bir kromozom. Aynı zamanda bunun bütünü de sadece bir kromozom. Daha sonra mitoz evresinden bahsederken kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrıldığını ve koptuğunu göreceğiz. İşte o zaman her birini ayrı birer kromozom olarak belirteceğiz. Anladık mı? Şimdi bu kardeş kromatitlerin birbirine bağlı oldukları yerin bir ismi var mı diye merak ediyor olabilirsiniz. Evet var, bir ismi var. O noktaya sentromer diyoruz. Sentrozomla karıştırmayalım lütfen. Tam burada. Burada pembe bir kromozomumuz vardı. Şimdi bu kromozom çoğalıyor. Hala tek bir kromozom unutmayalım. Fakat genetik bilgisi kopyalanıyor. Genetik bilgisini daha doğrusu kendi kopyalıyor. Şimdi sentromerde birbirine bağlı iki kardeş kromatitimiz var. Aynı süreçten mavi kromozomda geçecek. Genetik bilgisi iki kopya halinde, iki kopya olacak halde çoğalacak. Aynı şekilde buradaki genetik bilgi sentromerde birleşen iki kardeş kromatitten oluşuyor ve böylece çekirdeğin içinde bu kopyalama işlemi gerçekleşirken sentrozomda e, çoğalmaya devam ediyor. Hücrenin yaşam döngüsünde genetik bilgilerin kodlandığı bu bölüme S evresi diyoruz. Yani se e, sentezin S'si. İşte bu açık mor olarak çizdiğim yer sentez evresi, S evresi. Mitoz başlamadan önce bir büyüme evresi daha var. Şöyle koyu morla onu göstereyim. Evet, bu büyüme evrenin de adı G2. G2 evresi diyoruz buna. Sonrasında mitoza artık hazırız. Şimdiye kadar neler olup bittiğini tekrar göstereyim. Başlangıçta çekirdeğimiz bu şekildeydi. Şimdi DNA'mız çoğaldı. Bunu da hemen çizeyim. Ve elimizde her kromozoma bir tane olmak üzere iki tane sentromerimiz var. Sentrozom da çoğaldı. Dikkat, sentrozomu sentromerle karıştırmayalım. Hücre ne oldu şimdi daha da büyüdü. İşte hücrenin bu halinden buna geçişine G2 evresi adı veriliyor. G2 evresinin sonunda da bakın turuncuyla belirtiyorum. Bu noktada ne oluyor? Artık mitoza hazır hale geliyoruz. Bundan sonraki adım mitoz evresi.